Arkadaşlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süredir video atamıyordum. Özel işlerimden dolayı. Şu ancak vakit bulabildim. Bugün sizlerle birlikte bir tornavida çizimi yapacağız. SolidWorks üzerinden. Çizdiğimiz parçanın gerçekçi görünümü bu. Teknik resmi de burada. Dilerseniz şu yapıyı çizerek hemen başlayalım. Sağ düzeni karşıma alıyorum. Ve bir çizim açıyorum. Merkez ilgisine geldim. Şöyle yakaladım. Bıraktım. Böyle. Bunu hizasından. Şöyle şekli oluşmuş oldum. Şurası 330'muş. Şu kısmı sola doğru çizeceğim için çıkartacağım. Yani ne yapacağım? 7.5 olarak verdim. Şu mesafe 30'muş. Yani şu tam uç noktası, yani şurası 30'muş. O zaman yarısı ne olur? 15 olur. 15 diyorum. Şu mesafe 165'miş. Hemen onu verelim. Böyle 165, 7.5, 9.6'ymış gördüğünüz gibi. Yani şuraya şurası mesafe 9.6 bölü 2'den mesafeyi bulduk. Ne kaldı? Şuradaki çemberi oluşturalım. Burada da reisi 16.5 olan bir yay parçası var. Hemen 3 noktalı yaya geliyorum. Noktalarımı seçiyorum. Şöyle oluşturdum. Şöyle şuraya bir yaklaşalım. Kaçtı bu? 16.5'ti değil mi? Yaklaştım. Ve merkezi ile, yani merkezler arasındaki mesafe de 52'ymiş. O zaman şuraya arasındaki mesafe 52 bölü 2'den bulunur. Son olarak da şurayı bana 20 olarak veriyor. Ve tam tanımlı hale getirmiş olduk. Fare noktasına iki defa tıklıyorum. Şeklin tam tanımlı hale gelmiş durumda. Unsurlara gelelim, döndürerek kat oluşumu diyelim. Ve bunu döndürerek kat oluştursun. Daha sonra şuraya bir çizim atacağız. Şöyle geliyorum. Düzeme karşıdan bak diyelim. Ve bir çizim açalım. Ve merkez noktasıyla dikdörtgen kontrol çalıştırıp şöyle dikdörtgenlerini çizdim. Objeleri dönüştür diyerek bunu çizime dönüştürüyorum. Bu da diyerek de şöyle budama işlemlerini yapayım. Şöyle biraz yaklaşıyorum buraya. Ölçümlendirmeye geldim. Ve burası mesafe 0.5. Bunu da şurada vermiş bize. Gördüğünüz gibi. Şu aralarındaki mesafeyi 1 olarak verdiği için yarısını aldım. Hızlıca ne vermiş oldum. Daha sonra bunu şu objeleri buradan şuraları budayalım bakalım. Unsurlardan eksenimizle kat oluşma diyorum. Böyle. Şuradaki mesafeli 7.5 olarak ayarladım ve OK'ye bastım. Gördüğünüz gibi şurayı oluşturmuş oldum. Daha sonra şurada gördüğünüz gibi 150'lik bir açı vermiş. O zaman geriye ne kalır? 30 derece kalır. 30 derece buradan olur. Yani totalde 60 derece kalır. Tabii onu oluşturmadan önce şu kısmı oluşturalım. Şurada tam uç noktasının, yani şuranın kesim noktasını verir bize. O da şuymuş. Hemen onu hallediyorum. Geç onu halletmeden önce şunu da halledebiliriz. Öyle yapalım biz. Şunu halledelim ilk. Draft'a geliyorum. 3 derece olarak ayarladıktan sonra buraya şuraya ayarladım. Şöyle yapalım. Şurayı
Şurayı şey yapalım, şöyle seçelim. Okey'e basalım. Tekrardan draft'a geldim. Hızlıca. Şuralar oluşmuş oldu. Ctrl 7'ye bastım. Şey haline gelsin diye. Şu 60 derece izleyelim. Buna gerek yok. Şunu da izleyelim. Şimdi şu düzlemi karşıma alacağım. Niye alacağım arkadaşlar? Buraya bir çizim atacağım çünkü. Şimdi arkadaşlar şurayı oluşturacağız. Buraya oluşturmak için de bunları teknikçimize vermiş orada. Böyle bir yapıymış. Tam şuraya oluşturmak için de burada hani eğrili bir yapı olduğu için tam ortasına bir düzlem atmam gerekiyor ki sıkıntı yapmasın. Düzleme tıkladım. İlk referansım bu. İkinci referansım bu. Dedim ve tam ortasına gördüğünüz gibi şak diye bir düzlem atıldı. Düzleme karşıdan bakalım. Maşallah. Çok uzağa gitti. Şu düzleme bir çizim açtım. Şöyle geliyorum. Şimdi şöyle geldim. Şöyle bir uzattım şunu. Şöyle çekeyim, uzatayım. Şu düzeni şimdi gitsin abi. Şimdi burayı bu hale getirdikten sonra objeleri dönüştürüyorum. Şurayı ve şöyle objeleri çizim haline getirdim. Daha sonra objeleri budadıyorum. Şöyle budadım, şöyle budadım. Üçlendirmeyi veriyorum. Şöyle bir şöyle altı. Daha sonra tekrar objeleri buda diyerek şöyle budama işlemini yaptım. Unsurlara geliyorum. İkisi üzerinde kes kontrolünü çalıştırdım. Şunu orta düzenliyorum. Şu an niye almıyor biliyor musunuz? Şuradaki budamayı unutmuşuz. Bakın tam şurada minik bir budamamız kalmış. Şimdi kestirdikten sonra gördüğünüz gibi aldı. Orta düzlem dedik. Alt dedik. Okey dedik. Şunu da izleyelim. Gerek kalmadı. Şimdi bunu dairesel çoğaltma komutuyla çoğaltalım. Dairesel çoğaltmaya geldim. Neyi çoğaltacağız diyor burada. Şuradan geliyorum. En son yapacağım ekstrüzyonu. Neyin etrafında? Şunun etrafında çoğalt kardeş. 4 tane olsun. Gördüğünüz gibi çoğaltma işlemimizi yaptı. Ctrl 7'ye bastım tekrardan. Şimdi şeklimizin diğer kısımlarına gelelim. Şuradaki radyüsleri verelim öncelikle. Şöyle çevirdim. Radyüs 12 diyorum. Burayı seçtim. Okey. Tekrar radyüsü veriyorum. 2 diyorum. Şuradaki radyüslerini veriyorum. 2 olarak. Bunları şöyle vermiş, bana göstermiş. Gördüğünüz gibi. Şu kısmı oluşturayım dilerseniz. Buraya geliyorum. Buraya karşıdan bakayım. Ve buraya bir çizim açalım. Ve biraz yaklaşalım. Çok yaklaşık. Bu kadar yeter. Daireye geldim. Şöyle bir daire oluşturdum. Yardımcı olarak ayarladım. Okey bastım. Bunun çapını bana 37 olarak vermiş. Daha sonra kenarlarında reisi 5.75 olan altından çember var. Yani ne yapacağım? Şöyle geliyorum. Şöyle altından yakaladım. Klavişin önümden geldim. 5.75 çarpı 2 11.5 olarak ayarladım. Ve bunu
unsurlardan ekstrüzyonu ile kesiyorum. Şunu tümünden, her ikisinden diyorum ve OK'ye bastım. Daha sonra tekrar bunu dairesel çoğaltma ile. Neyi çoğaltacağım? En son yaptığım ekstrüzyon işlemi. Neyin etrafında? Şunun etrafında. Kaç tane olacak? 6 tane. Okey. Dedik. Sana gerek yok. Ve buradaki radyuslarımızı bize vermiş. Nerede vermiş? Şurada RS2 olan radyuslar var. Hemen onları da verelim. Radyusa geldim. RS2. Şöyle yapayım. Burada kenarları alsın. Şöyle yapalım. Buradaki tüm kenarları aldı değil mi? Şuradaki kenarları da al bakalım. Şu an şu kalmış. Şu an bakıyorum almadığımız bir yer var mı diye. Yoktur. Okey. Kontrol ediyorum. Orijinde gizleyelim. Evet, gördüğünüz gibi çektiğimizi, çizimini tamamladık. Ne yapalım de buna? Renk verelim, malzeme atayalım. Malzemeye geliyorum. Şuradan görünümlerden metale gelelim. Çelik olsun. Hangi çelik olsun? Karbon çelik olsun. Yok, kötü oldu. O iş yapalım. Bu kötü oldu da. Çelik yapmayalım yani. Biz bunu platinyum yapalım. Evet, platinyum güzel oldu. Ve sahnelerden de bej alalım. Evet, bu da güzel oldu öyle gibi. Ve ne kaldı en son? Renk verelim. Renk'e geliyorum. Gelişmişe tıkladım. Haritalara tıklıyorum. Burada yüzleri seçtiğim. Şu yüzüm. Şu. 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 Şu, şunlar. Böyle seçiyorum arkadaşlar. Hepsini seçtik. Bunları ne yapıyoruz? Seçtikten sonra rengine geliyorum. Sarı olarak ayarladım. OK'ye bastım. Kontrol ediyorum tekrardan. Böyle gördüğünüz gibi şekli vermiş olduk. Başka bir şekli var mı? Yok. Evet, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.